O meşhur taş burası mı Okan? Evet, o meşhur taş burası. Bunlar benim mezarlar. Değil mi? O meşhur patates pişiyor. Yörük Ramazan'ın yerinde. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Öner. Gezgör Anı Yaşa olarak arkadaşlar Likya'daki 3. yürüyüşümüzdeyiz. Kaş Atı'ndayız. Mami ile birlikteyiz. O bizi gezdirecek bugün. Mami, kısa bir özet alabilir miyiz senden? Bugün servisle Boğazcık köyüne gideceğiz. Boğazcık'tan Apalli Antik Kenti'nin olduğu yere 9 kilometre yürüyeceğiz. Orada tek başına yaşayan bir amca var. Yörük Ramazan. Onun patatesi, salatası meşhur. Orada öğle yemeği yiyeceğiz. Apalli'den ondan sonra tekrar 3 ağızı 7 kilometre daha yürüyeceğiz ve akşam tekrar başladığımız yere gelmiş olacağız. Akşamleyin burada Kekova kampta kaldık. Burası da çok güzel. Evet. Şöyle göstereyim. Abimiz ve ablamız gerçekten çok başarılı. Yani bu etaba geldiğiniz zaman burada kalıp buranın da çok güzel bir manzarası var arkada. Anne baba. Evet. Anne yemekleri ve abimiz de çok güzel baktı arkadaşlar. Evet. Tavsiye İyi, ediyoruz. Teşekkür ederim. Okay. Tamamız abi. Serviste şimdi yürüyüş alanımıza doğru gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi Boğazcık köyünden 16 kilometre yürüyüp 3 ağıza yürüyeceğiz arkadaşlar. Yürüyüşümüz başladı ekip. İleride. Şimdi yavaş yavaş buradan yürüyeceğiz. Bugün şansımıza hava güzel. Güne güzel başladık. Dün aşırı bir yağmur vardı. Ona rağmen yürüyüşümüzü yaptık. Bugün de hava şartları, koşulları el verirse güzel bir yürüyüş yapacağımıza inanıyorum. Günümüz güzel başladı. Şimdi arkadaşlar Likya yolunda her zamanki gibi her videoda anlatıyorum. Şöyle babalar var ve ayrıyetten kırmızı beyaz çizgiler var. Bunlar size yol gösterecek. Şekilde yürüyeceğiz. Kurallar önde. Gelim. Hadi bakalım. Tempo. Biz Likya yürüyüşünde Zeki abiye Markus Scorefield diyoruz arkadaşlar. Arkasında Likya'nın haritası var. Kaçıncı etabı? Diye arka haritayı çıkarttırdım. Benim bu üçüncü etabım. Arkadaşlar çok keyifli. Kendinden baş başa kalıyorsun. Tarihi yaşıyorsun. Doğayı görüyorsun. Denizde her şey var bu yolda. Şahin'in yüzündeki mutluluğa baksana dünden sonra. Güzel arkadaşlıklar da var. Bakın ne güzel insanlarla tanıştım. Tanıştık. Hem sosyal hem doğa yürüyüşü insanı mutlu ediyor. Ya bir de kuşların sesleri, doğanın sesi, rüzgarın. Daha ne olsun abi. Zorlu ama keyifli. Her şeyin de bir zorluğu var. Burası bu abi. Mekanda online'ız. O meşhur taş burası mı Okan? Evet, o meşhur taş burası ve ben buraya adamı, dileğimi koyuyorum, bırakıyorum, herkes bıraksın. Burası ne oluyor şimdi? Dilek taşı mı? Likya'nın dilek taşı. Bir taş da sen koy. Herkesin dilek tuttuğu yere biz de koyduk bakalım. Arkadaşlar yürüyüşümüz devam ediyor. 5. kilometresindeyiz. Keyifli bir yürüyüş oluyor. Tabii burada dikkat etmeniz gereken suyunuzu ona göre ayarlamanız, yükünüzü ona göre ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Böyle yaparsanız yürümek daha kolay olur sizin için. Yani maksimum 10-15 kilo üzerinizde yük olması lazım eğer kamp yükü de varsa. Ona göre dikkat edin. Ne kadar az yük olursa sizin için daha keyifli olacaktır. Biz de bu parkurdan yürümeye devam edeceğiz. Arkadaşlar şu keçinin güzelliğine bakar mısınız ya? Vallahi insan gibi ayağa kalkmış.
Değil mi? Bunlar benim mezarlarım. Arkadaşlar, Okan kendine bir mezar yaptırmış. Ölünce vinç gelecek, bunu kaldıracak, beni koyun içine. Arkadaşlar, şimdi antik kente geldik. Şimdi biraz sonra burada bir drone uçuracağım. Burayı bir havadan görelim. Nereye gidiyoruz Mami? Şu an Yörük Ramazan'a doğru ilerliyoruz. Orada Yörük Ramazan'ın meşhur patates kızartmasını yiyeceğiz. Oo. Aynı zamanda salatası da çok meşhurdur. Birazdan gidince zaten göreceksiniz. Patatesi odun ateşinde pişiriyor. Yani sadece onun için bile gelinir diyorsun. Hayır, kesinlikle. Şimdi biz ne yapacağız? Kamping alanına gittikten sonra aslında bu yarımadayı soldan dönmüş oluyoruz değil mi? Aynen, biz bir o çizmiş oluyoruz. Bu arkamızdaki yarımadayı tamamlayıp Kekova Yarımadası'nın karşısından patikadan yürümeye devam edeceğiz. Arkadaşlar, şimdi Ramazan abiye gitmek için buradan soldan gitmeniz gerekiyormuş. Diğer tarafta başka bir işletmeye gidiyor. Karıştırmayın. Soldan devam edeceğiz. İki tarafta işaretli çünkü. Ona dikkat etmeniz lazım. Yörük Ramazan'ın olduğu yere geldik. Portakallar var. Patatese doğru ilerliyoruz. Valla buranın müthiş bir manzarası var. Aşık olmamak elde değil. Abicim, meşhur Ramazan abi. Meşhur Ramazan amcamız bu. Abi nasılsın, iyisin? Ne? Nasılsın, iyisin diyorum. Ya işte, iş güvenliğinden biri hasarlı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi bize ne yapacaksın bugün? Ha? Bugün ne yapacaksın bize? Neyi ne yapacağız? Yemekte. Yemekte salata, patates. Odun ateşinde çayımız da hazır. O meşhur patates pişiyor. Yörük Ramazan'ın yerinde. Odun ateşinde. Vallahi muhteşem gözüküyor. Biraz sonra bunu afiyetle yiyeceğiz. Yörük Ramazan'ın yerinden ayrıldık. Kamp alanımıza doğru geri dönüyoruz.
yağmur yağabilir diye acele ettik biraz. Bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle bir yolumuz var. Size görüntüler aktarmaya devam edeceğim. Biraz hızlandık. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yaklaşık 3 kilometrelik bir yolumuz kaldı. İnşallah yağmura yakalanmadan bu parkurda bitirmiş olacağız. Şöyle devam ediyoruz. Manzaramızda yan tarafta deniz var. Gök gürültüsünü duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Her an hava bozabilir. Evet arkadaşlar, yağmura yakalanmayalım dedik ama yakalandık. Ama az bir mesafe kaldı. 10 dakika sonra tahminen kamp alanında olacağız. Yapacak bir şey yok. Hemen yağmurluğumuzu çıkarttık. Ve anın keyfini yaşamaya başladık arkadaşlar. Islanmak da güzeldi. Yaklaşık 16 kilometre. Şimdi vardık sayılır arkadaşlar. Kamp alanımız burası. Kamp alanımıza geldik. Bu şirinlerle birlikteyiz. Bugün ıslandık son zamanlarda. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.